Bir öğrenci ödevi için aşağıdaki düzeni kurmuştur. Öğrenci homojen cetvelinin özdeş bilyelerden daha az sayıda koyduğu kabın tarafına doğru dengesiz şekilde durduğunu gözlemlemiştir. Öğrenci kapların dengede durması için bazı değişiklikler yapacaktır. Buna göre öğrencinin yaptığı aşağıdaki değişikliklerden hangisi dengeyi sağlayabilir? A. İçindeki bilye sayısı daha az olan kaba bilye eklemek. Bilye sayısı az olan kap zaten burada ağır bastığı için buraya daha fazla bilye eklemek dengeyi değiştirmez. Yani dengeli hale getirir. A olmayacak. B. İçinde bilye sayısı daha çok olan kaptaki bilyelerden bazılarını çıkartmak. Burası zaten ağırlık olarak az. Az olduğu için daha çok bilye çıkartmak bu dengeyi aynı şekilde kalmasını sağlar. Bu da olmaz. C. İçindeki bilye sayısı daha az olan kaptaki bilyeleri diğer kaba koymak. Yani buradan birkaç bilyeyi alıp buraya koyarak denge sağlamak diyor. Bu olur. Çünkü zaten ağır basan bu az olan bilye tarafı. Buraya bir şeyler eklemek ya da buradan bir şey çıkartmak gerekiyor. Buradan alıp çok olan tarafı eklemek tabii ki olabilir. O yüzden doğru cevap C seçeneği. D bakalım içinde bilye sayısı daha çok olan kaptaki bazı bilyeleri diğer kaba koymak. Yani bu sefer çoktan aza koymak diyor. Hayır. Bu dengesizliğe devam etmeye sebep olur. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Bir öğretmen kaldıraçlar ile ilgili özdeş eşit bölmeli homojen çubuklar, destek noktası ve cisimler kullanarak kontrollü bir deney yapmıştır. Bu deney ile ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? Baktığımızda deneyde yükün yeri değişmiş. Bu durumda ilk baştaki yük kolu bu kadarken yük kolu biraz azalmış. Bir, bağımsız değişken yük kolu uzunluğu ise bağımlı değişken yükün ağırlığıdır. Bağımsız değişken burada yük kolunun uzunluğu ama buradan etkilenen bağımlı değişken yükün ağırlığı değil. Çünkü yükün ağırlığı da aynı yük olduğu için değişmiyor. Bundan etkilenen kuvvet miktarıdır demesi gerekiyor. Bu ifade yanlıştır. 2. Her iki düzenekte de yatay dengede kalabilirse uygulanan kuvvetler eşit olur. Burada yüklerin yerleri farklı olduğu için uygulanan kuvvetler farklıdır. Her ikisinde de dengede kalırsa kuvvetler eşit olması mümkün değildir. Bu da yanlıştır. 3. Sabit değişkenlerden biri homojen çubuk. İkisinde de aynı homojen çubuğu kullandığı için sabit değişken de zaten deneyde değiştirilmeyen olduğu için bu ifade doğrudur. Neden yanlışlar istiyor? 1, 2, B seçeneği doğru cevap. Bilgi kutusu kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolundan ne kadar büyükse kaldıracın sağladığı kuvvet kazancı da o kadar büyük olur. Kuvvet kolu ile uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü arasında ters orantı vardır. Bir öğretmen sınıf kapısının yatayda aynı hizada olan bazı noktalarını harflerle belirtmiştir. Buna göre belirtilen noktalardan kapının kapanabilmesine yetecek kadar uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü aşağıdaki sütun grafiklerinden hangisindeki gibi olabilir? Kuvvet koluyla uygulanan kuvvet ters orantılıdır diyor. Buradan gideceğiz. Destek noktamız burası. Kuvvet kolu en büyük olan N, yani N noktasına uygulanan kuvvettir. Çünkü buraya o zaman en az kuvvet uygulanır. Kuvvet kolu en küçük olan da K'dir. O zaman buraya da en çok kuvvet uygulanır. Diğerleri de arasında azdan çoka ya da çoktan aza doğru sıralanır. Bakalım. A şıkkına baktığımızda N'nin en az, K'nin en çok olduğu ve diğerlerinin de belirli bir düzene göre gittiğini görüyoruz. Bu durumda doğru seçenek A seçeneği. Makas ve çekicin üzerinde kuvvet, destek noktası ve yükün bulunduğu konular aşağıda gösterilmiştir. Bu basit makineler için ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Yükün konumu değişirse uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü değişir. Baktığımızda ikisi de desteğin ortada olduğu kaldıraçtır. Tabii ki desteğe yükün mesafesi yani yük kolu ne kadar farklı olursa uygulamamız gereken kuvvet de ona göre değişir. O yüzden bu ifade doğrudur. 2. Kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlarlar. İkisinde de destek ortada olduğu için kuvvetin yönü değişir. Burada zaten gözüküyor. Kuvvetin yönünün ve yükün yönünün nasıl değiştiği. Diğerinde de aynı şekilde. Bunu da alıyoruz. 3. Her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Örneğin makas için yük çok uca yakınsa yük kolu çok büyük olacağı için yani kuvvet kolundan büyük olacağı için burada kuvvet kazancı sağlanmaz. Bunu eliyorum. Hangileri doğrudur dediği için cevap 1-2 C seçeneği. Eşit bölmeli ve homojen çubuk asılı olan cisimleri ve tavana bağlanmış bir iple dengelenmiştir. Buna göre düzenekteki parçalar kullanılarak hazırlanan aşağıdaki düzeneklerden hangisi dengede kalamaz?
Burada baktığımız zaman yönlerine bakalım. Örneğin yeşil top bu yöne çeviriyor düzeneği. Aynı şekilde yukarıdaki ip de bu yöne çeviriyor. Yani yeşil topla ip aynı yönde. Buradaki kutu da tam tersi yöne çeviriyor düzeneği. Bu çift yönlü bir düzenek olduğu için, kaldıraç olduğu için böyle bakacağız. A şıkkında yeşil top ve ip aynı yöne çeviriyor. Kutu ters yöne çeviriyor. Konumları da değişmediği için bu dengede kalabilir. B'de yine yeşil top ve ip aynı yöne çekiyor. Yine kutu ters yöne çekiyor. Yine konumlar aynı olduğu için dengede kalabilir. C'de yeşil top ve ip aynı yöne çekiyor. Kutu farklı yöne. Yine ikinci sırada ve üçüncü sırada. Burada da bir problem yok. Bu da dengede kalabilir. Burada yeşil top bu yöne çekerken ip ve kutu zıt yöne çekiyor. Bu durumda bu dengede kalamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda insan boyun baş çevresi ve kol bölgesinin örnek olduğu kaldıraçların yapısı gösterilmiştir. Belirtilen kullanım şekilleriyle üretim amacına uygun olarak kullanılan bazı kaldıraçlar eşleştirilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmıştır? İnsan boyun başa baktığımız zaman destek ortada, kuvvet ve yük yanlarda. Kola baktığımızda destek uçta, kuvvet ortada. Biz genelde ortadakine bakarak bunların ayırt ederiz. O yüzden ikisinde de ortadakine bakacağım. Baş boyunda mandalda ortada mı destek? Ortada. Makasta ortada. Pensede ortada. Levyede ortada. Levyeyi şöyle bir hayal edersek. Şöyle şuradan yükü yapıyor. Şuradan destek alıyor. Şuradan da kuvvet uygulanıyor. Diğerleri zaten belli olduğu için onları örnek olarak gösterme gereği duymadım. Levyeyi duydum. Burada bir problem yok. Kuvvetin ortada olduğu, yani kola bakalım. Maşa, evet, cımbızla aynı şekilde hayal edersek. Olta aynı şekilde. Şurada destek tutuyoruz. Şurada elimizle çekiyoruz. Burada G yük oluyor. Yani elimizle çektiğimiz yer kuvvet oluyor. Kuvvet ortada olmuş oluyor. Destek burada olmuş oluyor. Ceviz kıracağını hayal edersek şöyle. Şurada cevizi kırıyoruz. Destek burada. Cevizi kırdığımız yer yük. Kuvveti uçta uyguluyoruz. Bu durumda ceviz kıracağı bu kurala uymuyor. Hatalı olan C seçeneği. Tenis raketinde de omzumuzu destek ya da dirseğimizi destek olarak düşünürsek kuvvet ortada olmuş olur. Bunda da bir sorun yok. Doğru seçenek C'dir. Aşağıda yük kolunun kuvvet koluna eşit olduğu bir tür kaldıraç verilmiştir. Bu kaldıraçla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Dengedeyken kuvvet ile yük değerleri birbirine eşittir. Kuvvet kolu ve yük kolu da birbirine eşitse ve dengede duruyorlarsa o zaman tabii ki kuvvetle yük birbirine eşittir. Bu ifade doğru. 2. Bir yönünde hareket ediyorsa yük kuvvetten daha büyük değere sahiptir. Bir yönde hareket ediyorsa demek ki yük ağır basmıştır ve yük kuvvetten büyüktür. Bu da doğrudur. 3. İki yönde hareket ediyorsa sistemde kuvvetten kazanç vardır. İki yönde yani aşağı doğru hareket ediyorsa kuvvet daha büyüktür. Kuvvet kazancı genelde yük bölü kuvvet olarak bulunur. Bu durumda bu birden küçük çıkıyor zaten ama bir de aynı zamanda kuvvet kazancı olması için kuvvet kolu ve yük kolunun da değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden kazanç vardır diyemeyiz her iki durumda. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği.